Şimdi buraya kadar geldik. Ama bir merak daha var. Herkes pazar günü oturuyor, mısır patlatıyor, kaptan körkü seyrediyor, düğmeye basıyor, efendim galaksinin öbür tarafına gidiyor, yok bilmem şey Samanyolu'nun memesine gidiyor, orada hemen karşılıyorlar. Her türlü şey var, olanak var. Bu çok güzel bir yer. Ben de hep çocukken hep hayal kurardım. Uzay gemilerine binip hayalimde giderdim. Efendim bilmem nereye giderdim. Bir defa şunu söyleyeceğiz. Bir bakın, tekrar altını çizerek söylüyorum. Dinleyenler, altını tekrar çizerek söylüyorum. Bu millete üç defa söylemezsen anlamaz. Tekrar söylüyorum. Siz bir yere gidip de herhangi bir koloni kuracaksanız ve o koloni kendi içerisinde yaşayabilir döngülü bir topluluk olacaksa 40 bin canlıyı yanınıza götürmek zorundasınız. Öyle Kaptan Kök'ün gemisine binerek gidemezsiniz. Tüketiciler var, üreticiler var, efendim bağlayıcılar var, oksijen verenler var, onu alanlar var, bunu bağlayanlar var, var da var. Minimum 40 bin canlıyla eğer giderseniz orada bir yaşamı sürdürebilirsiniz. Nereye sığdıracaksınız 40 bin şeyi? Hangi şeyler? Ona da geleceğiz. Bir defa o seçeneği geçin. Tamam mı? Hayal kurma çok güzel bir şey. Ona da itirazım yok. Maalesef ben de yıllarca bu hayallerle, onun için bilim adamı ve işte özel astronomiye ilgi duydum. Ne uzayda bir yerler görme, ya efendim inceleme vesaire. Ama yazarken sükutu hale uğradım. Niye? Çünkü fizikle kimya benim karşıma çıktı. Ali demişsin, bırak şu şeyi, hayalciliği, adam gibi düşün. Fizik kurallarını karşısında. Ulan nedir fizik kuralları? O arada insan da biyoloji, diğer canlılar da öğrenmeye başlayınca dank etti. Niye? Siz dikkat edin. 50 kilometre süratle giderken çarptığınızda ölme olasılığınız %5'tir. 100 kilometreden giderken iki kat, normalde 10 değil. Ölme oranı %50'dir. 200 kilometre süratle giderken 4 kat 60'tır. Ama sizin ölme oranınız %98'dir. Bu şu anlama geliyor. Hızın fiziksel şeyini iyi bilmeniz lazım. Yapısını. Şimdi en yakın yıldız Alfa Centauri. Bize ışık 4.2 yılda geliyor. 60 bin kilometre ulaştığımız en yüksek hızla gitmeye kalksak 120 bin yılda gidiyoruz. Selamını Ali Demirsoy'a götürüp getirme 240 bin yıl. İşin en kötüsü selam alacak kimse yok. Çünkü gezegeni yok. Şimdi en yakın bu gezegen. Şimdi diyelim ki o zaman siz daha yüksek hızları elde ederseniz farz ediyoruz. Burada bir şey ortaya çıkıyor. İşte biraz önce yaptığım hesap. Şimdi dikkat edin. Bir susam, simidin üzerindeki bir susam tanesi. 1000 kilometre süratle giderken bir yere çarptığı zaman bir kağıdı belki deler diyelim. 10.000 kilometre hızla gittiğinde burnunda 1 metre kalınlığı beton gelir. 100.000 kilometre süratle gittiğinde çelikten yapılmış bir şey şöyle sığınağı gelir. Eğer bu susam büyüklüğündeki bir taş parçası veyahut da bir nesne veyahut da bir herhangi bir parça 100.000 değil de 200.000 kilometre saat hızla giden bir uzay aracına çarparsa 100 tane efendim 50 tonluk şeyin nedir veyahut da 10 tonluk tırın toplamının 100 kilometre süratle giderken çarptığı güçle ussuzam sizi paramparça eder. Siz bu kadar yol giderken bir top dilanın başı kadar herhangi bir şeye rastlamayacak mısınız? Bu hızla giderken. Bir, iki, belli bir hızla gittiğimiz zaman bizim bir şeyimiz var, böyle moment diyoruz ona.
Şimdi arabayla giderken 20 kilometre süratle giderken basarsan 15 metrede durursun, 2 metrede durursun. 50 metrede giderken düğmeye şey bastığında 10 metrede durursun. Atıyorum 200 metrede giderken 70 metrede durursun. Siz böyle bir uzay aracından giderken herhangi bir hedefte konaklayayım, ineyim dediğinizde 20 yıl önce frene basmanız lazım ki durarsınız. Ben dedim. 20 yıl önce tahmin edersiniz, frene basacaksınız ki durasın. Durması mümkün değil ki, momente aykırı çünkü. Yani momentinize aykırı. İki, efendim bizim vücudumuz dünyada işte 9'luk bir ivme, yani yer çekimine göre bütün embriyonik gelişmelerini yapar. Bizim embriyomuz böyle oluşurken burada bir yer çekimine bağlı olarak bir dönme hareketi görür. Kubalarda da öyledir. Böyle üstü siyah, altı milimetre, hemen böyle döner yer çekimine. Eğer yer çekimini kaldırdınız mı, bacağı yukarıda, ayağı bilmem şeyde, orada bilmem gözü şurada olan bir canlı çıkar. Darmadağınık. Niye? O çekim sırasında embriyonik şeyler, parçalar kendi içerisinden bir düzen kurar. Nedir? Dokuz işte ivmelik, şeylik, yer çekimlik bir şeyde, ortamda. Şimdi... Ve bizim bütün vücudumuzda mesela ayakta dururken tonus dediğimiz kemiklerimizin ucuna, kemiklerin ve kaslarımızın ucuna bir çeşit ağırlığımızdan dolayı biz buna işte yer çekimi diyoruz. Yani ağırlığı seviyorsun. Bir basınç uygulanır. Bu basınç bizim kaslarımızın gelişmesini sağlar. Sürekli oraya bilgi verir. Der ki sen ayakta durmak için kasını kuvvetlendir. Kasını kuvvetlendir. Biz buna tonus diyoruz. Sürekli ama her saniye o sinyal verilir. Kolumuza, elimize, memleğimize. Uzayda böyle bir tonus verilmez. Bir ay sen eğer jimnastik yapmazsan ki özel jimnastik diyelim ki 24 saatin 8 saatini anladığım kadarıyla bunlar şeye ayırıyorlar sonra jimnastiğe. Lastik çekiyorlar, basınçlar uyguluyorlar. Niye? Tonus dediğimiz yani kasının ucundaki basıncı artırmak için. Şimdi siz diyelim ki belli bir süre uzayda kaldığınızda deniz getirdiğiniz dünya deniz anası gibi yayılırsınız. Niye? Hiçbir yerini tutmaz. O nedenle uzayda uzun süre kalan adamlar koluna inerek getiriyorlar. Yani siz uzayda belli bir süre kaldığınızda sizin kaslarınız, kemikleriniz inanılmaz şeydir. Aşınacaktır. Daha başka bir şeyiniz daha var. Şimdi halkın bilmediği bir şey var. Yani çoğunuzun bilmediği. Mesela uzay elbisesi giyiyoruz. Ne için giyiyoruz? Zararlı ışınlardan korumak için. Başka? Basınç. Oksijen yok. Oksijen almak için. Başka? Orada. Başka bir de basınç da olabilir evet. Basınç var mı ki? Olmaması da sorun yaratmaz mı? Basınç yok ki uzayda. Ha doğru, evet, hava olmayınca, atmosfer olmayınca. Ama bir şey daha var. Esas önemli olan. Biz şu anda ısı meydana getiriyoruz. Ha, evet, uzay soğuk. Bir dakika. Uzayda soğuk, -270, yani kaç, 200 derece. Donarsınız değil mi? Öyle mi? Hayır. Uzayda sizi böyle ateşle yanarsınız. O üzerimizdeki şey, elbise bizi esas soğutma içindir. Nedenine gelince, bakın bizim soğuyabilmemiz için bir hava ortamının olması lazım. Ki ısıyı alıp da bir yere taşıyabilsin. Ortada bir atmosfer yok ki ısıyı alıp da dışarıya taşıyabilsin. Dolayısıyla sizin vücudunuz 38 derece ya, diyelim ki ağzınıza gözünüze bir şey taktık, oksijen alıyorsunuz. Ama şeyini, elbiseniz yok. Böyle duruyorsun, ışın da yok. Biz çok kısa bir süre sonra yanmaya başlarsınız. Niye? Isınız dışarı verilmediği için sürekli derin üstündeki ısı yükselecektir. Birdenbire sıcaklığınız 200 dereceye çıkacaktır. Halbuki dışarıdaki sıcaklık -272 derece. Ama onu oraya taşıyacak ortam yok. Anlatabildim mi? Dolayısıyla siz her zaman vücudunuz üzerinde bir elbise, en pahalı elbise taşımak zorundasınız. Artı böyle siz zannediyor musunuz biz uzayda karşı karşıya oturup konuşacağız? Mümkün değil konuşmamız. Bir
Bir, konuşabilmemiz için %72 azot, %4 karbon, %22 oksijenin olduğu bir yerde bizim ses tellerimiz ve kulak zarımız tam işlem görür. Eğer bizim diyelim karbonlu veya da azotlu bir ortamda tamamen konuşsak, Mickey Fare gibi gı ederiz. Niye? Ne kulağımızın zarı ona salınımına izin verir, ne de ses tellerinin titreşimi o sesi çıkarabilir. İki, şu dışarıda atom bombası patlasa, şeyde, benim şu bahçede, yani 20 metre ötede, siz duyar mısınız? Duymazsınız. Sesten hızlı hareket edin. Duymazsınız çünkü neden? Sesi taşıyan herhangi bir ortam yok. Anlatabildim mi? Sesi taşıyan bir ortam yok. Dolayısıyla kol kola geçseniz dahi, konuşsanız birbirinizi anlayamazsınız. Niye? Muhakkak sizin aranızda bir bağlantı, bir tesis olması lazım. Sizin oturup da konuşma şansınız yok. İki, yüksek bir hızla, eğer gittikçe artan bir hızla, ya düz gün giderseniz buna, düz imal ediyoruz, sorun yok. Ama diyelim ki siz bilmem ne gezegene gideceksiniz, hızlanmanız için 10 yıl lazım. Gaza basıyorsun 10 yıl ki hızlanasın. Öyle birdenbire hızlanamıyorsun. Şimdi bu hızlanma sırasında aynen dolmuş koltuklarında oturduğumuz gibi birdenbire adam şirene olunca böyle gerisin geriye şeydir, yaslanırız. Buna atelet denir. Yani hiç olmayan, fizikte çok ilginç tanımlanan bir kuvvettir bu. Durup dururken sizin vücudunuza atla bir hareket meydana geldi mi sizin vücudunuz öne veya da arkaya doğru. Buna atelet diyoruz. Siz eğer gittikçe hızlanan bir şeyle, nedir, hızla bir yere gitmeye kalkarsanız ki bilmem nereye giderken 10 yıl sizin hızlanmanız lazım. Gaza basmanız lazım. Sizin bütün deriniz ve kemikleriniz böyle arkaya doğru çekilir. Anladın mı? Aynen şey gibi, lastik gibi. Niye? Çünkü sizin vücudunuz o atelete dayanamaz ki. Yani düşük ateletlerde belki söz konusu olabilir ama yüksek ateletlerde mümkün değil. Nitekim 100 kilometreden çattığımız zaman işte o ateletten dolayı beynimiz parçalanıyor. Niye? Ama siz öbür türlü. Şimdi bütün bunları arka arkaya eklediğimizde ortaya bir şey çıkıyor. Bir, sabitleştiriyoruz. Gezegeni olmayan bir uyduda, uydusu olmayan bir gezegende yaşam olamaz. Muhtemelen oksijeni, serbest oksijeni olmayan, ki yani canlı, ilkel canlısı olan bir yerde yaşama şansımız olamaz. Dünyadan daha büyük ve dünyadan daha küçük olan bir gök cismi de kütle çekiminden dolayı embriyomuz gelişemez. Çiftleşmemizde zorluklar ortaya çıkar döllenmede. Artı vücudumuzun kasları, kemikleri doğru dürüst gelişemez. Tamam mı? Koyduk mu onu da o tarafa? Bizim bir yerde yaşayabilmemiz için 40 bin canlı da yanımızda olması lazım mı? İnanılmaz. Yani biz kendimize zor bakıyoruz. Bir de 40 bin canlıyı yanımızda götüreceğiz. Onlar bize hizmet edecek. Bizim atığımızı parçalayacak. İşte bilmem neyimizi sağlayacak vesaire. İki, hızla ilgili, yer çekimle ilgili sorunlarımız var. Öyle mi? Öyle. Pekala, o açıdan baktığımızda diyelim ki hadi uzaydan vazgeçtik. Uzaydan vazgeçtik. Dünyada 8 veya 9 tane gezegen var. 8 gezegen var. Amerikalılar itiraz ettiler. 9. gezegen Pluto tekrar geldi. 4'üne ayak basacağımız yer yok. Gaz. Tamam. Dış gezegenler diyoruz. Taş gezegenler diyoruz içeride. En içteki Merkür zaten Güneş'e o kadar yakın ki onun da söz konusu değil. Mars, Venüs 580 derece. Orada bu durumda yaşamak mümkün değil. Görünüyor. Gezegeni de yok. Yani uydusu da yok. Mars bize en çok benzeyen. Yer çekimi biraz az. Ama iki tane uyduru kadar 20-30 kilometre çapında olan şeyi var. Uydusu var. Dolayısıyla manyetik alanı yok. Artı atmosfer son derece seyreltik. Artı yer çekiminin şey bize uyumlu değil.
tek şu anda koloni kurabileceğimiz, koloni kuracağımız yer Mars. Sakın bunu dinleyenler bunu sevmesinler. Sizi kimse götürmeyecek. Yani çok önemli bir bilim adamı olursunuz. İyi bir jeolog, iyi bir biyolog, iyi bir gökbilimci olursunuz. Orada küvez yapılır. Yani manyetik alanın meydana getirildiği küvez, ozon tabakasını taklit edilen bir tabaka, güneş ışınları süzen bir üstü kapalı bir küvez veya neyse fanus yapılır. 100 kişi, 1000 kişi, bilemeden 3-5 bin kişi bu fanusun içerisinde yaşatılır. Hiçbir zaman onun dışarısında türkü söyleyerek, elinizi kolunu sallayarak Mars'ın üzerinde gezemezsiniz. Efendim atmosfer yapacağız diyoruz. Atmosfer tutacak o şeyi yok. Atmosfere. Neden? Çünkü aynı zamanda bizim şeyimiz ozon alien kuşaklarımız bizi koruduğu gibi sıyrılmayı, süpürülmeyi de önlüyor. Ha kısmen onu da yeterli değil. Şunu da sorabiliriz. Acaba dünyadan başka yere canlı gitmiş midir bize gelmemişse? Gidebilir. Nereye gidebilir? Dıştaki gezegenlere gidebilir. Örneğin Mars'a gidebilir. Efendim dıştaki diğer gaz şeylerin uydularına gidebilir. O da çok ilginç. Bundan 200-300 milyon yıl önce evrimleşmiş olan pentostomid, efendim ligurati dediğimiz ayı hayvancıklar var. Çok ilginç. Bunlara eksi 280-200 derece, 250 dereceye kadar yavaş yavaş soğutuyorsun. 20 sene kalıyor. Yavaş yavaş ısıtıyorsun. Kaldığı yerden yürümeye devam ediyor. 110 dereceye kadar sıcaklığa tahammül ediyor kaynatmaya. Efendim şey ışınlara tahammül ediyor. 180 derece ışınlara. Bunlar bir de örümcekler var çok küçük. Galiba Almanların Sahra'da yaptıkları bir çalışmada uzay bir çeşit böyle elekle süpürdüler. Bir şeyin farkına vardılar ki uzayda bizim dışımızda şey bazı örümcek yumurtaları, yavruları ve kendileri var. Çünkü onlar öyle küçük ağ örüyorlar. Bu ağlar rüzgarla beraber yukarıya yükseliyor. Güneşten gelen güneş ışınları fırtınası şeyi bu örümcekleri alarak dışarıya uzaya doğru şey ediyor söyle sürüklüyor. Ha bunlar 5 sene, 10 sene, 15 sene yaşar muhtemelen uzayda. Yani bir çeşit şey haline geçerek sonra abiyoz haline geçerek yani canlılığı bütün fonksiyonları durdurarak bir yerde eğer uygun bir ortam bulabilirse orada yaşamaya devam eder. Olasılığı çok düşük ama yok da diyemiyoruz. Bunun haricinde bizim herhangi bir şekilde uzayda bir yer elde etmemiz, oturmamız, burayı berbat ettik, orayı da bilmem efendim tekrar ele geçirme, göç etme bunlar hayal.